lan birinci matematik yazısına hazır mıyız son hocam? Hazır şey değilim herhalde. hocam. Artık biliyorsun ara tatiller de var. Ara tatilden önce ilk yazımız olacağız da gerçekten de ara tatil. Aman güzel ne güzel. Yazılı ortaya. neresi güzel hocam Ay ya. saçma. İlk başta seninle beraber Abi. bir ön hazırlık yapacağız. O ön hazırlıkta tam sayılarla işlemler, aynı zamanda rasyonel sayılarla bilmemiz gerekenleri göreceğiz. Ardından tam üşenmem. Bunların hepsinin PDF'ini tabii ki e-butonundan indirebilirsin ve aynı zamanda da e-butonundan yazılı provası olan asıl videoya yani soruların çözüldüğü asıl videoya kendi kanalındaki 7. Yedinsin sınıf kanalındaki kıralım asıl videoya giderekten yazılı provasını oradan izlemeyi sakın ihmal etme. Zaten bunlar sadece bir özet. Sonra asıl yazılı provası bu iyi e butonun da, değil 7. Hocam? sınıf kanalında kendi kanalında mutlaka bu hazırlık videosunu izlemeyi unutma Tonguç Ve Geldik seninle beraber. Bugün işleyeceğim tabii biliyorsun bunun hepsi kampımıza göre. Diğer derdi. yazılar hangi gün hocam? Diğer bak matematik, Türkçe, fen, e, sosyal İngilizce şeklinde ilerliyoruz. Geldik tam sayılarla işlemlere. Bilmemiz gerekenlere bakarsak eğer. Şimdi Tonguç Ömer bir kere toplama ve çıkarmadaki mantıkta şu toplamayı ilk başarı dersek zaten her şeyi halletmiş oluyoruz. Burada mesela bak artı ile artının toplamı artıdır. Eksi ile eksinin toplamı eksidir. Yani onlar dost kardeş dost olan şeylerin toplamı aynı şey çıkıyor. Ama dostla düşmanı yani artı ile eksinin toplamı hangisi daha kuvvetliyse onun işaretini alır. Mesela artı daha kuvvetliyse artı onla eksi yedinin toplamı artı üç çıkar. Veya e, mesela Artı yedi ile eksi onun toplamı ise eksi daha kuvvetli olduğu için eksi 3 çıkar diyoruz. Bu da çok önemli bir mantık düşman var. Düşmanlık kötü bir şey hocam. Düşman, birbirleri düşman olan zımbırtılarda birbirleri düşman olan zımbırtılarda aslında bilmemiz gereken şey hangisi daha kuvvetleri ise oy çıkar diyoruz. Bunların hepsini zaten örnek olarak mesela hemen şöyle söyleyeyim. Artı 10 artı e, artı 5 mesela. Hemen artı 15 olduğunu söyleyebiliriz. Veya eksi 20 eksi, artı eksi 3 diyelim mesela. Eksi 23 olduğunu söyleyebiliriz. Ama Tonguç Eren Bey artı 10 e, artı eksi 3 dersek artı 7 çıkar. Artı 10 e, artı eksi 20 dersek eksi 10 çıkar. Dikkat. Et. Çünkü neden? Eksi daha kuvvetli burada diyoruz. Bunlar çok kritik. Bunlar temelleri. Peki e, çarpma nasıl yapıyordu? Çarpma aşırı Ulan, basit. Elinizi çekerseniz bir sayfaya sık inşaat almak zorundasınız. Çarpma sayfayız. bölme inanılmaz basit diyeceksin. Neden çarpma bölme inanılmaz Çünkü aynı işaretlilerin çarpımı veya bölümü aynı çıkıyor. Artı çıkıyor özür dilerim. E, zıt işaretlerinin çarpımı bölümü eksi çıkıyor. Bunlar da gerçekten çarpmanın temel veya bölmenin temel kuralı. Aynı işaret ise artı e, zıt işaret ise eksi diyoruz. Bu acayip önemli. Peki geldik toplama işlemin özelliklerine. Top, pardon özür dilerim. İlk başta çıkarma işlemini yaparken ne yapmamız gerekiyor? Mesela şöyle düşünelim Tonguç Eren Bey. Çıkarma işleminde de artı beş eksi Artı 4 dedik mesela. Çıkarma işlemi yapmamız gereken şey çok biz. Aslında bu çıkarma işlemi demek ikinci sayının işaretini değiştirip topluyorsun. Yani artı 5 artı Eksi dört diyorsun Tomuç Erhan oh Yani bu artıyla bu eksi yer değiştiriyor aslında. Bu da çok çok önemli bir kural. Veya burası eksi olsaydı o zaman burasına artı yaptığın zaman bu da artı oluyordu. Unutmayalım Tomuç'um. Yani ikinci sayının işareti yer değiştiriyor. Sonra toplama işleminde yaptığın her şeyi aynen yapıyorsun. Peki toplama işlemin özelliklerine bakarsak Tomuç Erhan Toplama işleminde birleşme özelliği, değişme özelliği, etkisiz elemanı ve ters elemanı. Ben etkisiz elemanım hocam. Birleşme özelliğinde işte dediğim gibi hani iki şeyi birleştirmiş diğer iki şeyi birleştirmişsin. Yani toplama varsa mesela A artı B artı C diyelim. Ben bu ikisini birleştiriyorum. Bu aslında A artı B artı C. Ama zaten sınavda sorunun geleceği bu kısım değildir. A artı B B artı A'dır. Bu da değildir aslında. Ama etkisi e var. Hocam. Mesela A artı sıfır e, etkisi elemandır. Dolayısıyla A'dır kendisi. Ters eleman dediğim şey sınavda sorunun geleceği kısım budur işte Tonguç Mesela eksi 3'ün tersi nedir biliyor musun Tonguç'um? Eksi 3'ün tersi artı 3'tür. İşte sınavda soruya gelecek şey aslında ters eleman e, birbirinin ters işaretlisidir onu bileceğiz. Geldik. Çarpma işlemi özelliklerine çarpma için özelliği birleşme özelliği var değişme özelliği var etkisi eleman e, s, e, birdir çarpma işlemi mesela a çarpı bir a'dır tam sayılarda unutmayalım. Yutan eleman A çarpı sıfır A'dır tonguç. Pardon sıfırdır tonguç. Yutan eleman yuttu. yuttu. Her şeyi götürdü. Hatta A'yı da şöyle yazalım da karışmasın şeyle sıfırla. Dağılma özelliği sınavda gelecek kısımlardan. Ben bir sınavda tanesi. dağılıyorum hocam. Dağılma Genel özelliği. 3 çarpı 5 e, artı 7 diyelim. Ben bunu böyle bunun üzerine dağıtırım. 3 çarpı 5 artı 3 çarpı 3 çarpı 7 şeklinde yazabilirim diyoruz. Peki geldik Tonguç Erhan Bey. E, üstü sayılarda e, kavramlara. Negatif bir sayının çift kuvveti her zaman pozitiftir. Negatif sayının ne tek kuvveti negatiftir. Mesela eksi 2'nin İkinci kuvveti sonuçlarım artı dörttür, unutmayalım. Ama burada bir istisna var. Eksi ikinin ikinci kuvveti eksi dörttür. Yani bak, burada bir parantez olmayınca işler e, pazara gidiyor. Onu da unutmayalım sonuçlarım. Pazara kadar Veya değil. şöyle de yazabilir bak. Şöyle de yazabilir. Sana kıllık olsun diye parantezin içine yazabilir. Bu da eksi dörttür. Ama unutma. Ama eksi bir senin çift kuvveti parantezin dışındaysa sonucu artı olmak zorundadır diyoruz. Bu da çok 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 çıkacak bir şey. Geldik bir de rasyonel sayılara bilmemiz gerekenlere. Rasyonel sayılarda dikkat ettiysek bak 0, 1, 2 ve bunların arasındaki sayıların hepsi aslında birer rasyonel sayı. Yani kesirli sayı şeklinde yazabiliyor. Mesela 0 ile 1 arasını 1, 2, 3, 4 parçaya bölmüşsün ve birincisine gelmişsin. O zaman dörtte bir şeklinde yazabiliyor. Yani bir bölü dört şeklinde yazabiliyor. Veya Tonguç Erhan 1 ile iki arasını bir iki parçaya bölmüşsün ve yukarıdan birinciye denk gelmiş. O zaman burası aslında bizim bilmemiz gereken şey. Bir, de, ile iki arasında olduğu için bir tam olmak zorunda. E, aşağısı iki, yukarısı bir olduğu için bir bölü iki şeklinde yazabiliriz. Peki geldik bu zumbırtıya. Eksi iki bölü üçte. Mesela bak 0 ile eksi 1 arasında 1, 2, 3 parçaya bölmüşüz. 3 aşağıda. E, yukarıda da 1 ikinciye gelmişiz. Ama negatif tarafta olduğu için eksi 2 bölü 3 şeklinde yazabiliyoruz. Peki sayı doğrusuna göstermeye baktık birazcık. Şimdi de 1 bölü 4'ü yüzdeye nasıl çevirme? Mesela bir rasyonel sayı vardı. Biz de yüzdeye çevireceğiz. 1 bölü 4'ü yüzdeye çevirirken 25 ile çarpman gerekiyor. Peki 1 bölü 2'yi çevirirken e, ee, pardon 1 bölü, bölü 24 1 4'ü 100'e çevirirken ile çarpmak gerekiyor. 25 ile genişlettiğim zaman 25 bölü 100 0 tam %25 şeklinde yazabiliriz. Bak virgüllü sayı şeklinde yazmış olduk. Ondalık sayı şeklinde yazmış olduk. Ama 1 bölü 2 ondalık sayı çevirirken de 5 ile genişletiyorum. 5 bölü 10 oluyor. 5 bölü 10'a 0 tam onda 5 şeklinde yazabiliyor diyoruz. Ama Tomuç Eren Bey mesela adam sana şöyle söyleyebilirim. Mesela 1 bölü e, 20'yi çevir ondalık sayıya çevir der mesela. O zaman ne yapacağız? 5 ile genişleteceğiz Tonguç'um. 5 bölü 100 dedik. 5 bölü yüzde 0 tam yüzde 5. Dikkat et burada bir tane 0 koymak zorundayım. Çünkü onda birler basama yüzde birler basama. Yüzde birlerde 5 olduğu için bu şekilde yazmak zorundayım diyoruz. Geldik bir de devirli sayılara. Devirli sayılarda da yukarıda bir devir çizgisi var dikkat etsen. Devir çizgisi tekrar ettiğini gösteriyor. Mesela 3,4'te 4 aslında sonsuza kadar tekrar eden bir sayı. Sonsuza kadar. Aynen. Mesela şu da 14'ün üzerine çizgi çizgisem 14 sürekli 14, 14, 14, 14 şeklinde yazaraktan sonsuza kadar devam ediyor. 3. Peki ben bu sayıları nasıl normal sayıya çeviririm? Normal sayıya çevirmek için mantık şu. Sayının hepsini yazıyorsun. 314. Eksi diyorsun. Sayının devirsiz kısmını çıkartıyorsun. 3 çıkartacağım. Çünkü burada devirsiz olan. Yani üzerine çizgi olmayan kısım sadece 3. Böyle. Virgülün sağındaki devirli kadar 9. 2 tane devirli var. 99. Devirsiz kadar 0. Devirsiz olmadığı için hiçbir şey yazmıyorum. Dolayısıyla bu şekilde 311 bölü 99 şeklinde rasyonel sayılara çevirebiliyorum. Geldik mesela rasyonel sayıları sıralamada. Rasyonel sayıları sıralamada bilmemiz gereken şey eğer paydaları eşitse payı büyük olan daha büyüktür. <laughs> Hemen bakalım. Paydaları 1 eşit. bölü 5, 3 bölü 5, 7 bölü 5. Paydaları eşit. Payı büyük olan daha büyük. En sevdiğim büyüktür. soru tersi bu hocam. Çok kolay. Eğer negatifse tam tersidir. Bak bunu da söylemek istiyorum. Negatif. Oo. Negatiflerde senin bulduğun sıralamanın tam tersi oluyor. Yani bunlar eksi olsaydı -1/5 eksi en büyüğü olacaktı. -3/5 eksi 1/5'ten küçük olacaktı. Yani ters olacaktı. Rasyonel sayıların paydaları eşit setonguçları benim pardon paydaları değil eee payları eşitse diyelim bu sefer payları eşitse paydası küçük olan daha büyüktür. Bak dikkat et evet paydası küçük olan 5 bölü 2 5 bölü 3 5 bölü 7. 5 bölü 2 daha büyüktür. Neden diyeceksin? Çünkü 5'i 2 parça vermişsin. Bu da 5'i 7 parça vermişsin. Küçücük, incecik etmişsin. Mintoş. Ama burada daha büyük kalmış. Ama eksilerde tekrar söylüyorum tam tersi. Ama bir tane sana şunu göstermek istiyorum. Mesela 3 bölü 4 ile 7 bölü e, ee, onu sağ, karşılaştıracaksan paydaları eşitleme bir metot ama daha basit bir yöntem göstereyim sana. Bunu buraya al bununla çarp. 3 kere 10. Bunu buraya al bununla çarp. 7 kere 4. Hay 30 28 çıktı değil mi Tomuçero? Hangisi daha büyük evladım benim? Tabii ki de 30. 30. daha büyük. O zaman bu bundan daha büyüktür diyoruz. İşte böyle bir metot var. Buna bunu çarpıyorsun. Buna bunu çarpıyorsun. Sonra hangisi büyükse buraya işareti koyuyorsun. Tabii tekrar tekrar ediyorum. Negatif sayılarda tam tersi oluyor Tonguç Erhan Şimdi senin nereden çalışacağını göstermek istiyorum sana Tonguç Erhan Buradaki olacağım? öğrendiğimiz konulara çalışmak için aslında çok güzel kaynaklarım var. Onu da gösteriyorum sana. Sıfırdan yediye. E, e, şeyimiz yok değil mi? E, tamam. Sıfırdan yediye sayısaldan yapman gereken şeyleri göstermek istiyorum sana. Hemen e, sayfalarımızı göstereceğim sana. Ve aynı zamanda da Duru Bankası'ndan da ödev vereceğim sana. Sayfa 12'den başlayacaksın. E, sayfa 12, 13, 14, 15, 16, 17 daha şeylere devam ediyoruz. E, sayfa 12'den başladık. Rasyonel sayılara ondalık gösterim. E, yani karşılaştırma sıralama sayfa 29'a kadar geleceksin Tomuş Eren Bey. Tekrar söylüyorum sayfa 12'den başlayıp sayfa 29'a kadar bütün Ör, e, örneklerle beraber lütfen yap. Aynı zamanda Zoru Bankası Sayısal'a çok iyi bir not almak istiyorum. Elinizi korkak alıştırmayın. Kesin yapacaksın. Merak etme. Sayfa 16, sayfa e, on, tam sayıda toplama çıkarma ee, aynı şekilde say tam sayı çarpma bölme sayfa 16'dan başlayacaksın. Burada yeni sorularımız da var. Yeni soruları sorabilir sınavda. Tabii zor sol taraftaki sorular orta düzey ve gerçekten konuyu öğretici sorular. Sağ taraftaki sorular zorlayıcı sorular. Ee, tam sayı problemleriyle devam ettikten sonra ki tam sayı problemleri sonra sınavda gelebilir ki zaten e butonunda mutlaka yazılı problemleri izle. Orada sana çok detaylı bir şekilde anlatacağız. bu Bunun pdf'inde indirebilirsin. Tonkuş tam sayının kuvvetleri şeklinde ilerleyip de rasyonel sitelere gidiyoruz. Rasyonel sitelere sıralamayı da de... Hocam. yaptıktan sonra toplama çıkarmaya girmiyorsun artık sayfa 39. Yani sayfa 16'dan sayfa 39'a kadar lütfen yap ve sınavına en iyi şekilde çalışmış ol diyorum. O zaman şimdi ödüllü sorumuzu yap yorumlara yol hadi bakalım öralar.